Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 14. haftada 1954 Kerkit Belediyespor'a konuk olacak. Mor beyazlılar deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmeyi planlıyor. 52 Ordu Spor çıkışını 1954 Kerkit Belediyespor maçıyla sürdürmeyi istiyor. Mor Beyazlar 14. haftada oynayacağı Kerkit Belediyespor maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen temsilcimiz Kerkit deplasmanında 3 puan hedefleyecek. Son 4 maçta 4 galibiyet alan Mor Beyazlar, lig lideri Yeni Mersin İdman Yurdu ile puan farkını 5'e düşürerek 2. sıraya yerleşti. Teknik direktör Ahmet Taşyüreğin yönetiminde 7 maça çıkan 52 Ordu Spor 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Mor Beyazların Kerkit Belediyespor'la oynayacağı mücadeleye pazar günü saat 14'te Kerkit İlçe Stadyumu ev sahipliği yapacak. 52 Ordu Spor bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ordu Spor 1967 14. haftada Gümüşhane Spor'u konuk edecek. Mor Beyazlılar evinde kazanarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Ordu Spor 1967 evindeki seriyi Gümüşhane Spor maçıyla devam etmek istiyor. Önceki hafta Kuşadası Spor'a 2-1 yenilen Mor Beyazlılar, Gümüşhane Spor maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Cahit Erçevik yönetiminde büyük başarıyı imza atan Ordu Spor 1967 seriye bir halka daha eklemek istiyor. Erçevik yönetiminde Yeni Ordu Stadyumunda 16 maça çıkan temsilcimiz 15 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Mor Beyazlılar Gümüşhane Spor'u yenerek şampiyonluk hedefiyle yoluna devam etmeyi planlıyor. Devre arasına kadar en az puan kaybıyla girmek isteyen temsilcimiz devre arası yapacağı transferlerle daha üst sıralarda ligi bitirmeyi hedefliyor. Sezon başında şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Mor Beyazlar, deplasmanda gösterdiği kötü performans nedeniyle lider Karaman Futbol Kulübü'nün 9 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fas'ta Belediye Spor Kulüp Başkanı Adem Bekar, devre arası transfer yapacaklarını belirtti. Evet, transfer yasağımız yok. Tabii SSK burada bir yasa koymazsa, tırmlamazsa futbolculara yasağımız yok. Futbolcu açısından yasağımız yok. Devre arasında da gerekli bulduğumuz bölgelere transfer yapmayı düşünüyoruz. Bir kanat, bir ön libero, bir stoper yani veya forvet. Bakacak yani hocamız bize yani en azından iki oyuncu bütçemize göre transfer etmeyi düşünüyoruz. Hedefi oynayan takımda parayla bir alakası yok bunun. Burada o futbolcularla takımla o birliği sağladığın zaman, o ruhu yakaladığın zaman yani her takım bence hedefe oynar. Yani bunun parayla bir ilgisi yok. Burada şimdi biz her yılda, biz geçen sene de ben hedefe takım kurmuşum. Bu yılda hedefe takım kurdum ama olmayınca olmuyor. Evet. Ben her sene, ben geçen sene de bu sene de hedefe oynayan takım düşündüm. En azından bir petriyor. Hedef demiştik. Bu sene de aynı şekilde hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşmaya çalışırız. Ulaşırız inşallah. Ordulu hakem Ümit Gülsoy maçta futbolcunun hayatını kurtardı. TFF Bölgesel Amatör Lig 5. grupta Bartın Spor sahasında Karadeniz Ereğli Belediyespor'la karşılaştı. Bartın Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 85. dakikasında Bartın Spor oyuncusu Tolga Akdeniz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak geri düştü. Oyuncuya ilk müdahaleyi karşılaşmanın orta hakemi Ordu İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli paramedik orta hakem Ümit Gürsoy'dan geldi. Ordulu Gürsoy parmaklarıyla oyuncunun dilini çıkarıp nefes almasını sağladı. Daha sonra sağlık ekiplerine müdahale ettiği 24 yaşındaki futbolcu ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkili mücadele sırasında kafasında oluşan yaraya da dikiş atıldığı öğrenilen futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan karşılaşma Bartın Spor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.